Merhaba arkadaşlar. Bu derste Godot için kendi temamızı tasarlayacağız. Temadan kastımız ne? Proje içerisinde kullandığımız butonlar, line editler, rich text box gibi kullandığımız şeylerin kendimiz için tasarladığımız özellikleriyle kullanacağız bunları. Bunlar için bir tema yapacağız. Boş bir projem var. Bir tane kontrol ekliyorum projeme. Bunun içerisine bir tane de buton ekliyor. Şuraya adını deneme tema olarak yazdım butona. Butonumuzun normal görüntüsü, kendi teması bu. Sahneyi kaydediyorum. Biz bu görüntüsünü değiştirmek istiyoruz butonumuzu. Bunun için burada butonumuzun içerisinde aşağı doğru inersek Custom Styles özellikleri var. Custom Colors özellikleri var. Burada buton için farklı özelliklerimiz var. Normalde nasıl görüneceği, üzerine bastırıldığında nasıl görüneceği ya da fareyi üzerine götürdüğümüzde nasıl görüneceği gibi farklı özellikleri var burada. Bunlar için farklı seçenekler kullanabiliyoruz. Aynı zamanda özel bir font kullanabiliyoruz bunun için. Ve bunun haricinde özel olarak renkleri de kullanabiliyoruz. Öncelikle şöyle biraz daha açalım. Burada bir font color özelliğimiz var. Normalde bu rengimiz bizim yazının rengi beyaz. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Burada siyah olduğu halde burada neden beyaz diye düşünebilirsiniz. Şuradaki tik işareti seçili değil. Yani biz burayı şu an uygulamadık bunun üzerine. O yüzden öyle bir görüntümüz yok. Burada font color'ın karşısındaki renge basıyorum. Ve buradan herhangi bir renk geldiğim zaman gördüğünüz gibi buradaki renk de değişiyor. Herhangi bir renk yapabilirsiniz bunu. Ve siyah yapalım. Color hover dediği fare üzerine geldiğinde olacak alacağı renk bunun için kullanılıyor. Yine aynı şekilde renk kısmına basarsanız bunu örneğin kırmızı yapalım. Bu şu an burada görünmüyor. Sahneyi çalıştırıyorum. Üzerine gittiğim zaman renginin kırmızıya döndüğünü görebilirsiniz. Bunun haricinde butona tıkladığımızda hangi rengi alacağını seçebiliyoruz. Şu an tıkladığımda normal eski rengine yani beyaza dönüyor bastığım zaman. Biz bu rengi de değiştirmek istiyoruz. Yine buradaki renk kutusuna tıklıyoruz. Örneğin bunu da şöyle bir mavi, turkuaz bir renk seçelim. Yine sahneyi çalıştırdım. Üzerine gittiğimde kırmızı, normal hali siyah ve tıkladığım zaman da maviye rengi döndü. Bunun haricinde arka tarafında renklerini ve şekillerini değiştirebiliyoruz. Öncelikle normal halini değiştirelim. Bunu Custom Styles altında yapmamız gerekiyor. Normalin karşısında şu an 0, boş bir özellik yok. Buna basıp buradan Box Flat özelliğini seçiyorum. Bu bizim bir renkle bunu doldurmamızı sağlıyor. Bunu seçtiğim zaman otomatik olarak gri bir renge döndü. Bunun yanındaki şu küçük ok işaretine tıklayarak ya da buradan Edit özelliğini seçerek bu renkleri burada görebiliyoruz. Şu an varsayılan olarak şu gri rengi seçmiş durumda. Biz arka plan rengini yazımız siyahtı. Şöyle beyaza getirelim. Şuradaki renkleri de açık ve koyu halini seçmemizi sağlıyor. Biz hepsini aynı renge getiriyoruz bunları. Geriye döndüm. Normal halini düzenlemiş olduk. Buradaki yaptığınız düzenlemeler direkt burada görünmüyorsa eğer buradaki butona bir kere tıklayın. Aksi takdirde bu özellikleri güncellemiyor. Burada. Hover özelliğini değiştirelim. Yine aynı şekilde buradan Box Flat seçeneği seçip özelliklerine giriyorum. Üzerine geldiğimizde arka planı yazısı kırmızı oluyordu. Kendi siyaha dönsün. Yalnızca background'ı değiştirerek de aynı özelliği sağlayabilirsiniz. Özellik elimiz şurada. Sahneyi çalıştırıyorum. Şu an normalde beyaz. Üzerine geldiğim zaman siyaha dönüyor ve yazısı kırmızıya dönüyor. Bizim burada yaptığımız şu özellikler Custom Styles, Custom Colors içerisinde yaptığımız özellikler yalnızca bu buton için geçerli olan özellikler. Eğer ben buraya bir tane daha buton eklersem, bakın bu butonun özelliklerinin bu butonla hiçbir ilgisi yok. Ben bu kontrol içerisindeki bütün butonlar için aynı
özellikleri nasıl kullanacağım onu ona bir bakalım. Herhangi bir buton, her buton için ayrı ayrı bu şekilde butonun kendi size özelliklerinden bunları değiştirebiliyorsunuz. Ha, şurada kontrolü seçip şuradan özellikler içerisinde bakın burada tema özelliğimiz var. Bu şu an boş görünüyor. Buna basıp yeni tema seçiyorum ve yanındaki ok işaretine tıklıyorum. Yani altta açılan kısımda şurayı şöyle getirelim. Genişletelim iyice. Bütün kullanabileceğimiz kullanıcı arayüzü öğelerinin hepsi burada. Şu an butonumuzun varsayılan hali bu. Yani şuradaki butonun hali buradaki butonla aynı. Biz bunların hepsini değiştirmek istiyoruz. Yani eklenen bütün butonlar örneğin bunun gibi olsun istiyoruz. Ya da bunun için hazırladığımız kendi görsellerimiz var. Bunları kullanmak istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken buradaki tema kısmına geliyoruz. Buraya tıkladım. Burada birkaç tane seçeneğimiz var. Türkçesi bullet öğeleri ekle olarak geçiyor. İngilizcesinde yanılmıyorsam add class items şeklinde geçiyor olması gerekiyor bunun. Buradaki seçeneği tıklıyoruz ve bize bir pencere geliyor. Biz bütün öğelerde kullanmak istediğimiz için class olarak yani burada bullet yazan şey olarak ekliyoruz bunu. Hangi nesneyi ekleyeceğimizi seçeceğiz burada. Şurada iki noktalı bir buton var. Buna bastığınız zaman bir liste açılıyor. Biz butonlar için uygulayacağız özelliklerimizi. Buradan butonu seçiyorum. Ve tümünü ekle. Buna bastığım zaman buradaki tema içine bakın buton altında özellikler geldi. Az önce buton içerisinde kullandığımız özelliklerin tümü buraya geldi. Buradaki buton içerisinde yapacağımız değişiklikler bu color özür dilerim. Bu kontrol içerisindeki bütün butonlarda uygulanacak. Ön izlemesini şurada da görebileceğiz bunları. Ben bunun için birkaç tane görsel hazırladım. Onları kullanacağım. Şunun içerisinde. Buradaki özellikleri kullanacağım ben. Bir tane yazı tipim var. Şu yazı tipini içeri aktardığım zaman şu üç dosyayı birden buraya ekliyor. Şuradaki içi aktar kısmından yazı tipi olarak şunu ekledim. Bir tane şöyle bir resmim var. Buton basıldığı zaman. Bir tane normal hali, böyle daha az parlak bir şekli var. Bu yazı tipinin içeri aktardığımda eklenmiş bir resmi. Buton image klasörünü kopyalıyorum. Yeniden proje klasörüme gelip bunu yapıştırıyorum buraya. Bunu kapattık. Buton image buraya geldi. Resimlerimiz burada. Yazı tipimiz de burada. Şuradaki default font kısmı kontrol içerisinde olan her şeyin yani burada gördüğün şu sekmelerin işte şu tree'nin, menü butonun, radyo butonların, checkbox buton her şeyin yazı tipini tek bir yazı tipi yapmak istiyorsanız buradan yazı tipi seçebilirsiniz. Yok ben butonunkini ayrı, line editinkini ayrı ayrı seçeceğim diyorsanız burada butonun içerisinde kendi font kısmı var. Buradan aynı fontu içe aktarabilirsiniz. Ben hepsi için aynı fontu kullanacağım. O yüzden şuradan Lua'da basıyorum. Buton image klasörü içinde şu yazı tipini seçip aç diyor. Buradakilerin hepsinin yazı tipi aynı hale geldi. Dediğim gibi bu yazı tipini şuradan içe aktar deyip yazı tipi diyerek içe aktardım. Boyut olarak 30 civarı bir şey seçtim sanıyorum. Burada aktarırken şu Latin'i Unicode yaptığınızdan emin olun. Türkçe karakterlerde sorun çıkmaması için. Burada hepsinde aynı yazı tipi kullanıldı. Ya da dediğim gibi bunu temizleyip şuradan load deyip buton için yalnızca butonda bu yazı tipini kullanabilirsiniz. Font color yazı rengi olarak şöyle turkuaza yakın bir renk seçiyorum. Font color disabled yani bu buton basılamaz durumdayken ki rengi olacak. Bu şekilde kalsın şu an önemli değil bu. Font color hover yani buton üzerine gittiğimizde şu an beyaza dönüyor üzerine gittiğimde. Bu rengi seçeceğiz. Burada biraz daha koyu bir mavi seçeceğim. Ve üzerine bastığımızda şu an maviye dönüşünü görüyorsunuz. Üzerine bastığımızda da siyaha dönmesini istiyorum. Fontumuzu seçtik.
Şimdi asıl buradaki resimlerimizi kullanacağımız yer burası. Normal üzerine geliyorum. Az önce Box Flat seçmiştik. Bu düz bir renk seçmemizi sağlıyordu. Şu an buradaki Box Texture'ı seçeceğim. Bu da bizim bir texture yani resim kullanmamızı sağlayacak. Yine buradaki küçük ok işaretine tıklayarak giriş yapıyorum. Burada texture istiyor bizden. Bu normaldi. Şuradaki normal PNG dosyasını seçeceğim. Buradan load diyorum. Normal dosyasını seçiyorum. Buraya geldi. Az sonra şu ayarları da değiştireceğim. Neden değiştireceğimi göstereyim. Şu an üstten ve alttan yazının üzerine geliyor. Şuralardan görebilirsiniz. Bunu değiştirmek istiyoruz ve yazı sol tarafında, resmin sol tarafında, şöyle şuradan göstereyim. Sol tarafı biraz bulanık ve içe girmiş halde olduğu için daha geniş yazılarda bu yazı buranın üzerine kaymasın diye soldan, üstten, alttan ve sağdan yazı için boşluk bırakacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da buradaki bu normali edit kısmına geçiyorum yine. Şu kısım, margin kısmı, yazının içten ne kadar boşluk bırakacağını belirlediğimiz kısım. Soldan 20 kadar bırakıyorum. Bu yazı tipi biraz sağa sola fazla yatkın, eğik bir yazı tipi. O yüzden üzerine geliyor. Üstten ve alttan da 5 boşluk bırakıyorum. Expand Margin dediği bizim şu görselimizin ne kadar genişleyerek, boşluk bırakarak genişleyeceğini belirtiyor. Normal haline bakarsak şu anki hali bu. Yeniden aynı yerin özelliklerine giriyorum. Bunda üstten ve alttan boşluk bırakacağım sadece. 10 üstten. Yani burada yaptığım zaman bu yukarı doğru genişledi. Şimdi aşağı doğru genişleyecek. Enter'a bastığım zaman. Yeniden geriye döndüğüm zaman bakın butonun üstten ve alttan artık yazı resmin çizgilerine gelmiyor artık. Bu yalnızca normal görünüşü için şu anki görünüşünde bu var. Üzerine geldiğimde yine eski temasını kullanıyor. O yüzden hover kısmına geliyorum. Hover kısmını normalde aynı yapacağım. O yüzden yine texture'ı seçtim. Şuradan butona geldim. Buradan load deyip normali seçiyorum. Şuradaki özelliklerini de aynı yapacağım. Şurayı yine 5. Burada da üstten ve alttan 10'ar boşluk bırakıyorum. İçerisinde başka bir değişiklik yapmayacağım bunu. Yani üzerine geldiğimde yine arka plan değişmiyor. Aslında değişiyor ama aynısını yaptığımız için değişmiyor gibi görünüyor. Yalnızca yazı tipi görünüyor. Şu an bastığım zaman eski temasına dönüyor. Bunu da değiştirelim. Bunun için de buradan Pressed özelliğinde yine Box Texture'ı seçip ileri diyorum. Burada Texture olarak Load deyip Press'i seçtim. Aç dedim. Aynı genişlik, yükseklik özelliklerini buna da gireceğim. Burada da özelliğimiz tamam. Geriye geldim. Yine üzerine geldiğimde normal ve bastığım zaman daha parlak ve yazı rengi siyah bıraktım. İstediğim şeyi elde etmiş oldum burada. Şu an yalnızca içerisinde buton özelliği barındıran temamız hazır. Ben burada yalnızca butonu değil, işte diğerlerini de ekleyebilirim bunun altına. Şu an burada yalnızca buton özelliğimiz var. Butona kadar gelen özellikler var. Yine buradan temayı seçip aynı seçeneği alırsam Add Class Items diye geçiyor İngilizcesi, yeniden söyleyeyim. Buradan örneğin bu sefer de Line Edit'i seçip tümünü ekle dediğim zaman burada Line Edit özellikleri yine gelecek. Line Edit şurada üzerinde yazıyor zaten. Burada Cursor Color ve Font Color var. Cursor Color dediği buraya tıkladığımız zaman şu imlecin şu an beyaz, oradaki rengini belirtiyor. Örneğin bunu yine şu şekilde bir şey seçersek daha çok belli olacaktır. Yani rengi artık bu şekilde. Yazı rengini yine aynı şekilde değişik bir şey seçebilirsiniz. Bu da Selection Color dediği, şu an şöyle seçtiğim zaman arka tarafını gri yaparak seçti burada. Bu Selection Color bunu belirtiyor. Örneğin bunu
siyah yapıp şuradaki font color selected, yani seçilen yazının rengi. Şu an o da siyah olduğu için görünmüyor. Bunu da şöyle kırmızı yaptığınız zaman bu şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki resimler gibi şurada styles da kullanabilirsiniz. Normal, focus ve read on, yani yalnızca okunur halde keyboard line edit için kullanılacak resimleri seçebilirsiniz. Bunların hepsini ayarladık. Yalnızca bu projede mi kullanabileceğiz bunu? Hayır. Şurada temanın içerisindeyken bakın burada bir disk işareti var. Bu kaynağı kaydetmenizi sağlıyor bu. Buna basıp kaydet dediğiniz zaman bunu birkaç farklı uzantıda kaydedebiliyorsunuz. Sanıyorum en iyi uzantı trace olduğu için varsayılan olarak bu geliyor. Burada isim olarak istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Tema dedim. Projenin içerisine kaydediyorum bunu. Artık bu tema kayıtlı bir temamız bizim. Şurayı kapattım. Şöyle geldim. Bunun şu an hala böyle olmasının nedeni burada özelliklerin içerisinde hala bunların kullanılıyor olması. Şu hover'ı ve normali kapatırsanız normal hale dönecek. Tabii şunları da kapatmamız gerekiyor. Artık içerisine ekleyeceğim bütün butonlar aynı şekilde olacak bu kontrol için. Yine bir buton ekledim. Burada aynı şekilde. Hatta şöyle Türkçe karakterleri de deneyim. Unicode olarak aktardığımız için içi bunlar da görünecek. Burayı çalıştırırsam da üzerine geldiğimde öyle tıkladığımda bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki bunları başka bir kontrol içerisinde nasıl kullanacağız? Başka bir proje içerisinde nasıl kullanacağız? Aynı şekilde kullanabiliriz. Yeni bir sahne açıyorum. Buraya yine bir kontrol ekledim. Kontrol içerisine de bir tane buton ekledim. Şu an butonun şekli aynı. Kontrolü seçiyorum burada. Aşağı doğru geldim. Özelliklerinden buradaki tema özelliğine tıkladım. Bu sefer yeni tema yerine loot diyorum. Proje içerisindeki bu tema.trace dosyasını kullanacağım. Başka bir projede kullanacaksanız o zaman şu buton image ve tema.trace dosyasını her ikisinde o proje içerisinde kopyalamanız gerekiyor. Şu klasörün adını bile değiştirseniz o zaman bu tema çalışmayacaktır. Aynı proje içerisinde olduğumuz için şu an sorun yok. Buton image'den yine okuyacak bu tema dosyamız. Aç diyorum. Butonun şekli direkt istediğimiz hale geldi. Tema çalışıyor diyelim. Yazıyı da buraya ekledi. Sahneyi de yeni tema diye kaydediyorum. Bu sahneyi çalıştırdım. Yine tıkladığım zaman aynı işlemi yapabiliyorum. Burada dediğim gibi yalnızca buton için değil, bütün kontrol öğeleri için, yani şu kontrolün içerisinde bulunanların tümü için bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bu tema üzerinde farklı bir değişiklik yapmak istiyorsanız yine şuradaki kontrol seçiliyken tema üzerine gelirsiniz. Bu kayıtlı bir tema, evet, ama buradaki edit butonuna tıklayarak istediğiniz şeyi buradan line edit ya da buton için değiştirebilirsiniz. Hem buton hem line edit ayarları burada görünüyor şu anda. Örneğin yazı rengini normalde siyah yapmak istediğiniz. Şurada bir kere tıkladığınız zaman etkinleştiriyor bunu, az önce dediğim gibi. Artık bu şekilde kullanmaya başlarsınız. Bu şekilde kendi istediğiniz gibi kullanıcı arayüzünüzü oluşturabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.